Flamingo Hobbies'ten hepinize merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizinle sebzeli bulgur pilavı tarifimi paylaşmak istiyorum. İlk olarak 1 adet orta boy patlıcanı soyalım ve küp küp doğrayalım. Patlıcanın acısının gitmesi için tuzlu suyun içine bırakıp o şekilde 15 dakika kadar bekletelim. Patlıcanımız tuzlu suda beklerken 1 adet orta boy patatesi soyalım ve yıkadıktan sonra küp küp doğrayalım. Patlıcanları sudan alalım ve temiz bir havlu bezin üzerine koyup saralım. Bu yöntemle patlıcanların suyunu aldığımız için herhangi bir yağ sıçraması veya çatırdama olmayacaktır. Sebzeli bulgur pilavımız için 1 su bardağı bulgur, 1 tane patates, 1 tane domates, 1 tane patlıcan, 1 tane soğan, 3 adet yeşil biber ve 1 adet kapya biberimizi hazırlayalım. Ben daha lezzetli olduğu için köy bulguru kullanmayı tercih ediyorum. Bunu da özellikle belirtmek istedim. Pilav tavamızın içerisine 5-6 yemek kaşığı kadar sıvı yağımızı alalım. Üzerine doğramış olduğumuz patatesleri ekleyip 5 dakika kadar kavuralım. Patateslerimizin üzerine patlıcanlarımızı ekleyelim ve bu şekilde ara ara karıştırarak 10 dakika kavurmaya devam edelim. Dilerseniz patlıcan ve patateslerinizi önden de kızartabilirsiniz. Fakat o şekilde yağı çok fazla çektiği için ben bu şekilde kavurmayı tercih ediyorum. Patates ve patlıcanlarımızın üzerine soğan ve biberlerimizi ilave edip kavurmaya devam edelim. Ben kapya biberimi buzluktan çıkardığım için onu domatesimle beraber ekleyeceğim. Ara ara karıştırarak soğanlar ölene kadar kavurmaya devam edelim. Soğanımız öldükten sonra domates ve kapya biberimizi ekleyelim ve karıştıralım. Tenceremizin kapağını kapatıp bu şekilde biraz daha pişirelim. İyice kavrulan sebzelerimize renk vermesi için 1 tatlı kaşığı salçamızı ekleyelim ve karıştırarak kavuralım. Bu aşamada bulgurumuzu da ekleyip karıştırarak kavurmaya devam edelim.
Damak tadımıza uygun olacak şekilde tuz ve baharatlarımızı ekleyelim. Kavurma işlemi tamamen bittikten sonra 2 su bardağı kaynar suyumuzu ekleyelim. Karıştırıp kapağını kapattıktan sonra kısık ateşte sebzeli bulgur pilavımızı pişmeye bırakalım. Pilavımız suyunu tamamen çektikten sonra ocağın altını kapatalım ve yavaşça karıştıralım. Tenceremizin üzerine önce havlu peçeteyi ardından da kapağını kapatalım ve pilavımızı bu şekilde demlenmeye bırakalım. Benim sebzeli bulgur pilavım pişti ve onu bu şekilde yoğurtlu bir meze ile servis ettim. Siz de dilerseniz bu şekilde servis edebilirsiniz. Bana destek olmak için videolarıma beğeni ve yorum bırakırsanız çok sevinirim. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın.